Herkese yeni bir videodan sevgiler, selamlar arkadaşlar. Şu anda biz AVM'deyiz. Çocukları sinemaya getirdim. Daha doğrusu hep beraber giriyoruz. Üçümüz birlikte. O zaman da burada. Ben de bir şey almaya gittim. Şeye gireceğiz. Neydi sinemada? Avatar. Avatar suyun yoluna gireceğiz. Çıktığı günden bu yana izlemek istiyoruz zaten. Ama nasip olmadı. Biz de şeyden kalkmadan gelelim dedik bugün. 4.30 seansına gireceğiz. Bize yakın bir AVM var. Orada şu anda o kadar kalabalık ki burası. Tatil olduğu için herkes çocuğunu getirmiş. Kimisi yemek yiyor, kimisi sinema sırası bekliyor. Şu anda da çok aşırı ses size yansıyordur biliyorum ama yapacak bir şey yok artık. Öyle saatin dolmasını bekliyoruz. 3 saat 10 dakika sürecek film. Bayağı uzun. İzleyenler çok güzel olduğunu söylüyor. Biz zaten birincisini izlemiştik, Avatar'ı. Bunu da merakla bekliyorduk. Çıkacağı günü çok umutla bekliyorduk. O zaman nasip olmadı. Eşim de buradaydı aslında. Onunla da gitmek istiyorduk ama dediğim gibi nasip değilmiş. Biz artık iki oğul bir anne geldik böyle. Anne ve oğulları günü yapıyoruz bugün. Öyle. Şimdi gireceğiz içeriye. Deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Sinemalardan da artık kalkacak yavaş yavaş. Çünkü bildiğim kadarıyla 5 Aralık'ta mı girdi? Ne zaman girmişti şeye? Bir saniye. Vallahi biz hatırlayamadık. Aralık'taydı sanki. Yılbaşından önce girdi diyebiliyorum vizyona. Hala da rekor kırıyor zaten. Vizyona girdiği günden beri rekor kırıyor. Bayağı da şu anda da salon dolu. Aslında bunu 3 boyutlu izlemek çok daha güzel olurdu ama 3 boyutlu saati bize uymadı. Babamız evde olsa gelirdik ama ondan çıktığımızda dolmuş bulma imkanı olmayabilirdi. O nedenle biz de bu saati seçtik. Gidelim izleyelim bakalım, deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Evdeyiz arkadaşlar. Sinema bitti. Sinemanın çıkışında da akşam oldu artık. Hava karardı. Çocuklar da acıktı. Zaten burada bize yakın AVM'nin içerisinde sinema. Orada da bir şeyler atıştırdık. Evimize geldik. Sinema çok güzeldi. Biz ilk bölümünü, yani ilk filmini, o zamanlar tabii ki sinemaya çıktığından falan haberimiz yoktu. Yani daha doğrusu bu filmden haberdar olduğumuzda bayağı geçmişti. Sinemalarda gösterime girmişti. Çok olmuştu. Hatta bitmişti. Daha sonra televizyonda izledik. Ama televizyonda bile izlediğinizde, hani büyük ekranda izlediğinizde, gerçekten de tam bir görsel şölen. Hani sevmeyenler olabilir tabii ki de. Bu nasıl bir şey? Dev gibi yaratık falan diyebilirsiniz tabii ki. Ufak ufak görüntüler de çektim size sinemanın içerisinden. Hani Avatar, insan neyi, bu nasıl bir yaratık, işte oradakiler nasıl bir yaratık diyebilirsin. Tabii ki gerçeklikle alakası yok da. Ne diyecektim? Biz dört gözle ikisinin çekilmesini bekliyorduk. Yaklaşık bir kaç sene oldu? Bir 15 sene mi, 13 sene mi, o civarlarda bir şey yani, ilkiyle ikincisinin arasında. İkincisinin çekildiğini hatta internetten falan duyduk biz böyle. Merakla bekliyorduk. Fragmanını izledik. Dört gözle ilk çıktığı günü bekliyorduk. Gidecektik. Ailece gidecektik. Eşim de oraya gelecekti. O zaman maalesef o tarihte misafirimiz vardı evde. Gidemedik. Daha sonra ilerleyen günlerde de biliyorsunuz bir ara kayınbabam bendeydi. Onun hastane işleri falan fistan. Eşim seyre gitti. Kısmet çocuklarla banaymış. Eşim izlemedi şimdi, ona anlatmayacağız filmi. Belki gittiği yerde dışarıya çıkma ya da sinemaya gitme gibi bir imkan olursa belki o da öyle izler. Ya da daha sonra şeyde izler. Televizyonda yayınlandığında izler. Ona anlatmayacağız. Spoiler vermeyeceğiz çocukların deyimiyle. Deneyimimi sorarsanız, benim açımdan bakarsak işe, ben çok beğendim. Yani giden insanların hemen hemen hepsi de çok beğendi.
Sinemada çıt yok. Hiç kimse de çıt yok. Zaten öyle olması gerekiyor, kural gereği de. Resmen böyle hani derler ya, soluksuz izleme. Aynen öyleyiz arkadaşlar. Herkes soluksuz böyle nefesini tutarak izliyor. Aksiyon sahneleri var böyle işte. Aniden çıkıyor bir şeylerin arasından falan, böyle korku efekti. Orada bir zıplıyorsunuz falan. Yanımda da kızlar vardı, genç kızlar. Benim korktuğum yerde aynı tepkiyi kızlar da verdi. Ara oldu filmin arası. Kızlar diyorum aynı anda korktuk diyorum. Ay evet abla diyor, bir anda çıkınca korktuk falan. Güzeldi dediğim gibi, çok güzeldi, hatta beklediğim kadar güzeldi. 3D izlemek aslında daha iyi olabilirdi. Efektleri falan yakalamak açısından. Ama dediğim gibi saati bize uymadı. Daha şu anda biz hala sinemada olurduk. Bakayım. Birinci yarısı bitmiş. İkinci yarısı şu anda gösteriliyor olur. Büyük bir ihtimalle. Bakayım. 7'de başlasa 1,5 saat, yarım saat. Evet, aynen şu anda 1 saat 10 dakikası falan var. Yani saat böyle şu saat, bu tabii ben videoyu çektiğim saate bakayım. Şu anda saat 9 arkadaşlar. Dolmuş bulmakta zorlanırdık. Çünkü saat 9.30'da dolmuşlar bitiyor. Öyle. Çocuklar da çok memnun. Ozan Efe soruyor bana. Anne diyor filme kaç veriyorsun diyor. 10 üzerinden dedim. 10 üzerinden 10 veriyorum dedim. Ben de diyor 10 veriyorum de. Abisine sormuş, abisi de 10 vermiş. Filmin sonunda ağladım. Gözlerim birazcık böyle kızarmış olabilir ondan. Duygulu yerleri vardı gerçekten de. Böyle şeyleri çok seviyorum ben. Sürükleyici filmleri seviyorum. Komedi filmlerini de seviyorum aslında. Bir zamanlar şey vardı. Lost vardı. Çok meşhurdu arkadaşlar. Okan küçük o zaman. Okan kaç yaşında? 1,5-2 yaşında falan. Okan şu anda 18 yaşında, düşünün. Lost çok meşhurdu böyle. Sezon sezondu yani böyle. Bölüm bölüm bölüm. Ve o zaman şeyler vardı. DVD oynatıcılar vardı. CD oynatıcılar, DVD oynatıcılar. CD'leri vardı onların. Şimdi gemisinde onun bölümlerini alan birileri vardı. Onlardan böyle CD'yi çoğalttık. İlk zaten biz eşimi gemiye ziyarete gittiğimizde izlemiştik onu. Allah'ın müptelası olduk resmen. Oturup 2 bölüm, 3 bölüm arka arkaya izlediğimizi bilirim yani. Lost da mesela çok sürükleyiciydi, gizemliydi. Neyin ne zaman ne olacağını hiç bilemiyordunuz. Harika bir filmdi. Birazcık o tarz filmleri seviyorum yani, dediğim gibi. Komediyi de seviyorum ama o tarz filmler de sürükleyici oluyor. Öyle. Bugün de böyle geçti. Şimdi yemeğimizi yediğimiz için birazdan kendimi şöyle büyük bir kupa dolusu Nescafe yapacağım. Başka işim de yok. Örgümü alacağım elime. Örgü öreceğim arkadaşlar. Sinema diyorum hala. Televizyonda da bugün ne vardı bilmiyorum. Tuzak mı vardı bugün? Bugün hangi dizi var ya? Vallahi hatırlayamadım. Dizilerden bir şeyler de vardır. Artık onlar da başlamak üzere diziler. Onu açarım. Dizimi izlerim. Örgümü örerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.